Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak hep birlikte bir TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu. Kaan'ın son durumuna ilişkin, Kaan'ın teslimat takvime ilişkin çok önemli ifadeler kullanmıştı. Onlara göz atacağız. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Kaan 5. nesil savaşça hakkında şu açıklamaları yapmıştı. Kaan Blok 10'un 5. nesil savaşça özelliklerinin %90'ını karşılayacağını düşünüyoruz. Kaan Blok 20 ile aralarındaki fark dahili silah yuvaları, motor, test ve yazılım güncellemesi olacak. Yani Kaan Blok 10'da Kaan Blok 20'de aynı özelliklere sahip olacak. Tasarımı zaten başından itibaren düşük radar görünürlükte. Burun radarı ve yan radarları kullanacağı mühimmatlar bunların hepsi 5. nesil özellikleri taşıyor şu anda. 2032'de milli motorumuzla tam 5. nesil diyebileceğimiz bir uçağımız olacak. Belki de 5.5 nesil diyeceğiz o zamana kadar. Biz 6. neslinde birçok özelliğini kazandırmış olacağız. Şu anda biz ön çalışmalara başladık. Dolayısıyla Kaan bir noktaya geldikten sonra yapılacak bir çalışma değil. Paralelde devam eden çalışmalar bunlar demişti. Milli Muharip Uçak Kaan'ımız 2028 yılında yabancı motorla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Devamında 2030'dan 2032 sonlarına kadar yine yerli motor olmadan blok onun teslimatı planlanmakta. Taşımış olduğu mühimmatların gövde içerisine alınması, motor ve yazılımsal eksiklikler var

onlar tamamlandıktan sonra 2032 yılında 5. nesile uygun yerli motor üretildikten sonra Kaan'ımızın artık silahları da gövde içerisinde taşınılacak. Ve hayırlısıyla 2032 yılında takvimler gösterdiğinde Türkiye kendi yerli ve milli üretmiş olduğu motoruyla inşallah uçuracak. Hemen devamında karşıma bugün sosyal medyada çok güzel bir bilgisayar çıktı. Sizlerle paylaşmak isteyeceğim. GDH Defense paylaşmıştı. Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar Türkiye'nin savaş çağı yol haritası bu şekildeydi. İlk olarak F-16 blok 70 mevzusu. F-16 blok 70 mevzusunda 40 adet yeni Viper modernizasyonunun TUSAŞ'ta olabileceği tahmin ediliyor. Bileceğiniz üzere bu konuda da ABD ile yine yakın temaslar devam etmekte. Bütçe tahmininin 6,5-7 milyar dolar olması beklenmekte. İlk öneme 1,4 milyar dolar. Teslimatlar 2028 yılına kadar sürecek. Hemen devamında şu son günlerde Almanların da yavaş yavaş yeşil ışık yakmış olduğu Eurofighter Typhoon savaş uçakları. Orada da 40 adet adet alımı konuşuluyor bileceğiniz üzere. Almanya'nın tutumu şu anlık şüpheli ama birazcık artık olumlu bir sürece gidiyor yani. E, İngilizler zaten şu an tavlar tahmini maliyet 10 milyar euro olacak. Meteor füzelerinin de yine Eurofighter'la birlikte Türkiye'ye verilmesi konuşuluyor. Akabinde özellikle de dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamalarla birlikte F-35 programına Türkiye'nin dönme ihtimali iyice artık güçlendi bu ihtimal. Hatırlanacağı üzere Türkiye F-35 programına yaklaşık 1,4 milyar gibi dev bir rakam vermişti daha öncesinde. S400 tartışmaları şu an sürmekte, devamında Millî uçak kanımız ilk uçuşunu Şubat 2024'te yapmıştı. Envanter teslim hedefi de 2028 yılı. Dediğim gibi yabancı motorla, yerli motor inşallah 2032'de geliyor. Durun durun demeyin Kaan ya F-35 nereden çıktı diye. Şimdi mesela bugün sabah haber okudum Hindistan'da bir tane F-35 mahsur kalmıştı ya. O F-35 kurtarmaya giden dahi yokmuş. Hindistan da kendileri soruyor Hint basına. Bu F-35'i ne İngilizler ne Amerikalılar Hindistan'daki askeri üstten almaya bile gelmediler. Biz niye bu F-35'lere talibiz Hindistan olarak diye kendileri kara kara düşünüyordu. F-35'in dünya genelindeki tartışması, F-35'lerin beceriksizliği, teknik sıkıntıları zaten tartışılıyor ama kıymetli dostlar Cumhurbaşkanımız Erdoğan vallahi açık açık F-35'i biz istiyoruz diyor. Yani F-35'lerin teknik sıkıntılarını, tüm derdini tasasını bir kenara koyup devlet nezdinde bir sürekli ısrarla F-35'leri istiyoruz denildiğinde Demek ki bir şeyler planlanıyor. Siz az buçuk benim ne demek istediğimi anladınız. Yoksa dünya F-35'e karşı şüpheyle yaklaşırken Türkiye neden bu kadar şiddetli bir şekilde F-35'i istesin değil mi? Bu soru yani e zor bir soru oldukça. Tom Barak bu yıl içerisinde e, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecekler. Daha sonrasında iki ülkenin dışişleri bakanlarına onlar bir görev verecekler ve S-400 Katsa F-35 mevzusu bu yıl sonuna kadar Hall olacak demecini vermişti Anadolu Ajansı'na. Üçüncü konu başlığımızda yine bir ambargo ile gelen güzel habere gideceğiz. Kıymetli dostlar hepiniz süreci artık ezbere biliyorsunuz. Karabağ harekatı zamanında kısaca bilmeyenler için Azerbaycan'a biz Türk SİHA'ları ile destek verdik diye Bayraktar TV2'leri verdik diye Kanadalı Westcam şirketi arkadaş Ermenistan bizim dostumuzdur. Sen gidip de Bayraktar TV2'lerde Kanada kamerası kullanamazsın. O kameralarla Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı vuramaz demiş ve ambargo uygulamıştı. Daha sonrasında Türkiye yılmadı, çalıştı, çalıştı. Aselsan öncülüğünde Asil 500'ü geliştirmişti ve Asil Fılır 500 Kanadalıların o çok öve ve bitiremedikleri kameralarından %30 daha net görüntüye sahipti. Hatta Ahmet Akyol bizden isterlerse oturur düşünürüz demişti. Gırgırında geçmişti. Kıymetli dostlar Aselsan Asil Fılır 500'de kalmadı. Westcam şirketi yerinde saydı hatta beter oldu. Belki de firmalar kapandı Kanada'da. Sırf Türkiye ile ticaret kesildi diye. Fakat Asya Hasan Asil Fılır 500'den sonra önümüzdeki yıl asıl fılır 600'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine gireceğini duyurdu. Biz böyleyiz işte. Bize ambar uyguladınız mıydı? Biz çıldırıyoruz, çılgına dönüyoruz. Ve bizim mühendislerimiz bu memleket için gece gündüz hiçbir şekilde mesai ayrımı gözetmeksizin harıl harıl çalışıyorlar. Ve Türkiye özellikle de optik kamera sistemlerinde daha çok değil 5 yıl öncesine kadar dışarıdan ürün alırken bugün belki de insan sava araçlarında kullanılan en etkili kameraları üretir bir ülke pozisyonuna geldi. Asıl fılır 600'ümüzün teknik özellikleri de bu şekilde. Tek tek hepsini okumayacağım. Videoyu durdurup göz atabilirsiniz. Fakat özellikle de yapay zeka ve akıllı algoritmalar Asıl Filler 600'de epeyce kullanılacak. Asıl Filler 600 sadece kamera değil aynı zamanda tam bir akıllı bilgisayar olacak. Yapay zeka destekli görüntü işleme Şimdi görüntü işleme mevzusuna gelelim. Geçtiğimiz günlerde sizlerle o anları paylaştım. Keman Keş ikimiz ne yapıyordu? Görüntü tanımlayarak hedef vuruyordu. Havadaki bayrağı nasıl vurmuştu? Hatırladınız değil mi o anları? Kıymetli dostlar bizim özellikle de yerli gözlerimiz Asıl Tır 600 ile hedefleri tespit edeceğiz. Daha sonrasında yok efendim işte şu uçak hiç radar izi yaymıyormuş. Yok efendim şu Oradan kaçıyormuş, hava savunma sistemleri yakalayamıyormuş falan filan. Türk mühendislerinin neyin peşinden gittiğini anladınız mı? Türk mühendisleri bundan sonraki vakitte havada uçan kaçan şeylerde motor izi veya radar izi aramayacak. Bizzat hedefi tanıyacağız. E görünmüyor mu meret? Görünmez mi olacak? Hayalet mi olacak? Hayalet lafın gelişi denilir. Sonuçta maddesel olarak hacmi var, kütlesi var. Anladınız mı? Bir direkt bir bakacak bizim kamera, zoom'u attığı anda tanıyacak belki kaç kilometre öteden. E daha sonrasında bizim füzelerimiz de yerli kameralarımızla görüntü işlenecek, yapay zeka tanımlayacak. Bizim yerli füzelerimiz hiçbir şekilde ister motor izi olmasın, radar izi olmasın fark etmeksizin dalışını gerçekleştirecek farkında mısınız? Büyük bir devrim gerçekleşiyor. Bundan sonraki vakitte olabilecekleri de az buçuk kestirin. Ben düşündükçe heyecanlanıyorum. Güzel gelişmeler ve tıkır tıkır Allah'a şükür tüm firmalarımız üstüne düşen görevi başarıyla yerine getiriyor diyorum. Ve devamında bugün son olarak kıymet dostlar çok önemli bir haberdi. Gece saatlerinde aslında hepiniz biliyorsunuz ama Baykar Fiatcino şirketini, İtalyanların köklü havacılık şirketini satın almıştı. Dün gece saatleri itibariyle artık bu satış resmileşti. İtalyan Bakan Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar işte İtalya'daki Türkiye Büyükelçisi'nin katılımıyla birlikte bu satın alım onaylandı ve resmi olarak şu an Piaggino dün geceden itibaren artık Baykar'ın bünyesine girmiş oldu. Satın alıma ilişkin yeni yeni detaylar da var tabi. Mesela Avanti işleti vardı ya hani Piaggino'nun daha öncesinde ürettiği dünyada aslında markayı tanıtan en önemli ürünlerden bir tanesi. İşte bu işletinin Baykar bünyesinde üretimi hız kazanacak ve bu konuda yeni yeni çalışmalar yapılacak. Devamında Akıncı ve Bayraktar TB2'lerin e, İtalya'daki üretim üssünün Piaggino fabrikası olması konuşuluyor. Bakın şunu karıştırmayın. Hani deniliyor ya işte İsrail'e destek veren ile Baykar işte bir anlaşma imzaladı. Vay efendim işte Piaggino yazıklar olsun. Piaggino ayrı. da bu ortaklık yok. Piaggino Baykar'ın bir markası şu an. Anladınız mı? Piaggino farklı, Leonardo farklı. Leonardo'daki olayları da zaten o İsrail mevzularını ben yaklaşık 2 video kadar önce anlatmıştım. Tekrardan girmeyeyim. Merak edenler gidip göz atabilirler ama Piaggio şu an Türkiye'nin oldu. Yani Türkiye'nin iş jeti üreten bir firması oldu. Anlayabiliyor musunuz mevzuyu? Aslında kritik bir öneme sahip ama dediğim gibi e, bazıları başarıyı gölgelemek adına saçma sapan cümleler yazıyorlar. E, keşke gerçekler birazcık araştırılsa. Siz ne zaman gördünüz? Dünyanın en köklü havacılık firmalarından bir tanesi Türk mühendisliğine satılıyor. Mevzunun ciddiyetinin farkındasınız değil mi? İtalyanlara da en son videonun son kısmında Baykar ne demiş? Bu bir elveda değil. Bu yeni bir rönesansın başlangıcı. İtalyanlar ah vah bizim dede yadigarı şirket battı çıktı bir türlü şirketi toparlayamadık diye üzülürken geliyor bir tane Türk firması dünyadaki en etkili insan sabah araçlarını üreten bir firma geliyor dert etmeyin diyor. Türk teknolojisiyle sizi kurtaracağız diyor. Mevzudaki güzelliğe bakar mısınız? Olaylara birazcık buradan yaklaşın. Yine videonun alt kısmına bu konuyla alakalı yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Beraber beyin fırtınası da gerçekleştiririz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.